Teşekkür ederim. Sayın Demirel, tekrar 1970'lere döndük efendim. Evet, 1970'ler olmasa Sayın Özal'ın hali harap. Başka türlü iş izden çıkamaz. 1980 yılının durumunu kendisi çok iyi biliyor. Benim müsteşarımdı. Ne şartlar içinde çalışılmıştır ve biz 11 Eylül akşamı görev bıraktık. Ondan sonra 4 ay daha var. Sayın Özal 80 öncesi diye lafa başlar, onun bütün faturasını benim üstüme yığar. Kaldı ki o devirlerin hesabı görülmüştür. Şimdi 89'da Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300 lira. Bir dilim ekmek kaç para? 25 lira. Bir tane zeytin kaç para? Bir dilim peynir kaç para? Bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para? Vatandaş bunları neyle alacak? Senin dolu dediğin dövizlerle bunlar alacak hali yok vatandaş. Ve biz diyoruz ki Türkiye'yi fıkaralaştırdın. Türkiye'yi sıkıntıların içine soktun. Çalışan milyonların alın teri, el emeğinin karşılığını vermedin. Kimse sizden çok para falan istemiyor. Hayatını devam ettirecek kadar para istiyor. Benim vatandaşım fedakardır. Ama siz bunu vermediniz. Yoksulluk sınırının altına milyonları indirdiniz. Şimdi sanayileşmeden bahsediyorsunuz. Soruyorum. 1983'ten 89'a kadar Türkiye'de hangi sanayileri devlet olarak siz kurdunuz veya şahıslar kurdu da sanayileşmeyle övünüyorsunuz? Fabrikalar birer birer kapanıyor. Ya fabrikalar büyük bankaların eline geçiyor. %150 faizle Türkiye'de sanayi kurulacak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Sanayi kuranlar şimdi sanayi kurduklarını pişman. Nereden kurduk bu sanayiyi diyor. Sizin sattığınız mallar 8 milyar dolarlık sanayi ürünü diye görünen malların hemen yarıya yakını tekstil. 1,5 milyar dolarlık kısmı da demir çelik ürünü. Ve sanayi malı, gerçek sanayi malı olarak satılan o ihracatın içerisinde 300 milyon dolarlık makina, 300 milyon dolarlık elektrik teçhizatı, 600 milyon dolar. Gelin Türkiye'yi sanayileştirelim. Biz diyoruz ki siz Türkiye'yi sanayileştirmediniz. Aksine sanayileşmeyi durdurdunuz. Şimdi övünüyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Gayet açıklıklı söyleyeyim. Şurada sayın. Şu fabrikaları yaptık, şu fabrikaları yaptık, şu fabrikaları yaptık. Veya yaptırdık. Ve Türkiye'nin 67 iline bakın. Türkiye'nin 67 ilinin 60'ında hemen hemen hiçbir hareket yok. Benim vatandaşım çevresine baksın. Kars'taki Kars'ta, Gümüşhane'deki Gümüşhane'de, Niğde'deki Niğde'de, Uşak'taki Uşak'ta, Muğla'daki Muğla'da etrafına baksın. Ne görecektir? Ve Türk vatandaşı etrafında bir şey görmeyecek. Kaybolmuş yıllar görecektir. Sayın Özal'ın devri kaybolmuş yıllardır. Izdırap çekmiş insanların yıllardır. Ve şunu soruyorum. 75 yılında tarımın payı yüksekti. 89 yılında tarımın payı %14'lere, 15'lere geldi. Nüfus, tarımda çalışan nüfus duruyor. 75 yılında 500 dolar olan adam başına tarımdaki gelir yahut 400 dolar olan adam başına, 79'daki rakamlardır bunlar, bugün inince 330 dolara. Sanayi kurup tarımdaki nüfusu oraya aktarmadıkça tarıma fakirlik getirirsiniz. Tarıma zenginlik getirin istiyoruz. Köye köylüye zenginlik. Yok o. Çok teşekkür ederim Sayın Demirel. Galiba bütün liderlerimiz kalkınma ve...